İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi günleri kapsamında Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nin kurucusu Sayın Şaban Erdikler'in konuşmacı olarak katıldığı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, Şaban Erdikler'in özgeçmişini okuyorum. Türkiye'de mali danışmanlık konusunda akla gelen ilk isimlerden birisi olan Şaban Erdikler, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesinden mezuniyetini takiben maliye müfettişi olarak 6 yıl kamu hizmetinde bulunduktan sonra Arthur Anderson vergi müdürü olarak katıldı. 1992 yılında Arthur Anderson Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1994 yılında Balkan ülkelerinin sorumluluğunu da üstlenmiştir. Erdikler, Anderson'daki görevi 2001 yılında yurt dışında dağılan Anderson Organizasyonu Türkiye bölümünü bir diğer uluslararası denetim kuruluşu olan Ernst & Young çatısı altında başarıyla toplamıştır. Ernst & Young Türkiye Organizasyonu'nda 2 yıla yakın bir süre yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Şaban Erdikler, 2004 yılında Ocak ayında bu görevden ayrılmış ve Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'ni kurmuştur. Şaban Erdikler, teşvikler, bankacılık, yabancı sermaye, ticaret kanunu uygulamaları, çalışma ilişkileri, kambiyo ve teşvik mevzuatı konularında yerli ve yabancı sermayelere yüzlerce firmaya destek vermiştir. Şaban Erdikler'in çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış olan 200'den fazla makalesi bulunmaktadır. Halen Referans Gazetesi'nde haftalık yazıları yayınlanmaktadır. Değerli konuklar, konferansımızın konuşmacısı Sayın Şaban Erdikler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Gerek kritik anlamında, eleştiri anlamında, gerek de katkı anlamında
duygularınızı, düşüncelerinizi, sorularınızı, endişelerinizi de aktaracaksınız. Böylece ikimiz de bu salondan çıktığımızda daha bilgilenmiş, daha bilinçlenmiş olarak çıkacağız. Kazanç burada. Bir pozisyonunu beraber yarıştıracağımızı düşünüyorum. Çok fazla vaktinde almaya çalışmayacağım. Mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Bir yerden başlamak lazım demiştim. Nereden başlayalım? Benim en fazla ilgi duyduğum yabancı sermaye alanından başlayacağım, izinle de olursa. Niye yabancı sermaye? 1980 yılından beri içinde bulunduğum yabancı sermaye, yabancı doğrula yatırımlar konusuna niye bu kadar ilgi gösteriyorum? Çok basit bir cevap var. Hepiniz gençsiniz. Aslında kadar şunu söylüyorum. Hepiniz derken siz üzerinde alınmayın. Çok gençler var. Benim de sizler gibi, sizlerden biraz daha yaşlı olduğunu düşündüğüm iki tane çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. İyi eğitimden geçtiler. Sizler gibi çok kıymetli hocalarımız sayesinde iyi üniversitelerde bulundular ve mezun oldular. Şimdi bir yerlerde çalışıyorlar. Ta doğdukları günlerden başlayarak onların istikbali sizin anneleriniz, babalarınız gibi benim bakımdan da önemli bir konsördü, önemli bir endişe konusuydu, merak konusuydu. Onlar için kendimden bile fazla en iyisini istiyordum. Bunu nasıl yaparım diye bayağı kafa yordum. Ve net olarak gördüm ki bunu sağlamanın yollarından bir tanesi Türkiye'ye daha çok doğrudan yabancı yatırım sahası yapılmasını sağlamaktır. Yabancı yatırım yapmak ne demek? Yabancı yatırım yapmak şu demek, yabancı sermaye ne demek? Yabancı sermaye demek, başka ülkelerde yaşayan takım insanlar var. Bu insanların tasarrufları var. Bu tasarrufları ben kendi ülkemin kalkınması için kullanıyorum. Tam anlamıyla yabancı sermayeler anlaşılması gereken bu. Tamam da aleyhinde ama çoğu kere aleyhinde bir sürü şey söyleniyor. Yani bu başka ülkelerin tasarruflarını kendi gelişmelerinde ekonomik kalkınmasında kullanmak elbette çok mükemmel bir şey. Niye peki bu kadar aleyhinde söyleniyor? Bu galiba yabancı sermayenin birkaç yüzün olmasına kaynaklanan bir durum. Yüzlerinden bir tanesi şu. Yabancı sermaye bazen bir ülkeye kredi olarak geliyor. Kredi olarak geldiği zaman elbette bazı şartları var. İşte faizi var, elbette vadesi var. Bu şartlarla aldığınız krediyi tamamen siz kendi şartlarına göre, kendi belirlediğiniz ihtiyaçlara göre kullanıyorsunuz. Türkiye bunları kullanmış mı? Evet, Türkiye yaygın olarak bunları kullanmış. Ne zaman başlamış Türkiye'ye yabancı kredileri kullanmaya? Osmanlı'nın son zamanlarında 1854 yılında Kırım Savaşı'nda ortaya çıkardığı masrafları karşılamak üzere 3 milyon pound kredi almışlar. Ve bu hikayenin sonu Düğün-i Umumiye'ye kadar, eminim biliyorsunuzdur ne olduğunu Düğün-i Umumiye'nin, devletin bazı varlıklarının, bazı gelirlerini alacakların özellikle onların devletin ve kontrolü altında üretilmesi, gelirlerin tamamen oraya tahsil edilmesi. Düğün-i Umumiye macerası ile sonlanmış. Demek ki Osmanlı İmparatorluğu kredi olarak da yabancı sermayeden çok fazla faydalanmamış. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de aynı şeyleri aşağı yukarı söylemek mümkün. Alınan kredilerin hangi derinlikle, hangi alanlarda kullanıldığı konusu hep soru işaretini beraberinde getirmiş. Kredi böyle. Bir de sıcak para tabiri altında toplanan, Türkiye'ye borsa yoluyla gelen veyahut da Türkiye'deki para piyasalarında işlem gören yabancı sermaye var. Bu yabancı sermayeye de baktığımızda bunun da kısa vadeli gelip gitmesi, çok fazla kontrol edilebilir olmaması sebebiyle gittiği hangi ekonomi olursa olsun, tabii Türk ekonomisi de aynı şekilde çok fazla katkı sağlamadığı hem empirik olarak gözleniyor hem de teorik olarak da kabul ediliyor. Bir de bunların dışında kalan bir doğrudan yabancı yatırım dediğimiz kaynak var. O da doğrudan doğruya yabancı yatırımcının gidip Türkiye'de veya herhangi bir ülkede yatırım yapması, orada fabrika kurması, mevcut fabrikayı satın alması ve bu şekilde faaliyet göstermesi. İşte bu benim anladığım faydalı doğrudan yabancı yatırım. Son zamanlardaki deyişle doğrudan uluslararası yatırım.
Burada ben bir fayda olduğunu görüyorum. Burada gelişmekte olan bir ekonominin yarar sağlayacağı bir kaynak bulunduğunu değerlendiriyor. Gerçekten bu tür yatırımlarla dolayı ülke yeni pazarlar kazanabiliyor, yeni ürünler kazanabiliyor ve yeni teknikler geliştiriyor. Bu kaynağın elde edilmesi, bu kadar faydalı kaynağın bulunması bedava mı? Elbette değil. Bunun karşılığında da bu sermayeye getiren insanlara en az kendi ülkelerindeki kadar bir kar transferi imkanı sağlanıyor. Türkiye Cumhuriyet döneminden bu yana bu tür yabancı sermaye aslında yardımcı olmuş, yol göstermiş. 1920'li yıllarda İzmir İktisat Kongresi'nden başlayan şekilde hep doğrudan yabancı sermaye konusunda Türkiye tedbirler almış, bu alanda yabancı sermaye girişini özendirmeye çalışmış. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra 1950'li yıllarda iki tane yabancı sermaye kanunu çıkarılmış ve yabancı sermaye Türklerle eşit muamele şansı sağlanmış. Getirin, paranızı getirin, Türkiye'ye getirin, fabrikalar kurun, mevcut fabrikaları satın alın, kazanın, ihracat yapın, piyasaya ürün getirin, teknikler getirin, buna karşılık da getirdiğiniz paranız, karını kendi ülkenize gerekli vergileri ödedikten sonra elbette gönderiniz. En son 2003 yılında 4875 sayılı bir doğrudan yabancı yatırımlar kanunu getirildi ve bu yabancı yatırımlar kanununda da yine Türkiye bakımından eşit muamele ilkesi çerçevesinde doğrudan yabancı yatırıma gelmesi için gerekli ve yeterli altyapı sağlanmış oldu. Biliyorsunuz öbür taraftan da son yapılan değişiklerle yabancı yatırımın sadece Türkiye'de fabrika, ticarethane, iş yeri kurmak şeklinde değil, gayrimenkul almak, satmak şeklinde de faaliyette bulunmasına imkan sağlandı. Peki bütün bunlardan sonra bugün yeniden yer itibariyle yabancı sermaye bakımından Türkiye neredeydi diye baktığımızda benim yabancı sermaye başkanlığı, yabancı sermaye derneği başkanlığı yaptığım 2007 yılı Türkiye'nin yabancı sermaye bakımından rekor kırdığı bir yıl oldu. O yıl Türkiye'ye 22 milyar dolar mesabesinde tutarında bir yabancı yatırım geldi. 2012 yılında Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarı ise 15 milyar dolar kaldı. Bugün Türkiye'de 30 binden fazla sayıda yabancı sermayeli firma faaliyet göstermektedir. Yani Türkiye'deki şirket sayısı biliyoruz yaklaşık olarak 900 bin tane. Bundan 30 bin tane yabancı sermayeli şirkettir. Ve bunlar tarafından Türkiye'ye girmiş olan yabancı sermaye miktarı 200 milyar dolar civarındadır. Bu şirketlerden İstanbul'da olanları İstanbul'da 500 büyük sanayi kuruluşunun kabaca %20'sini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle İstanbul'da toplanan derginin %20'si yabancı sermayeli firmalar tarafından ödenmekte. İstanbul'da yapılan ihracatın %20'sinden fazlası bu tür firmalar vasıtasıyla gerçekleştirilmekte. İstanbul'da çalışan nüfusun %20'sinden fazlası da yabancı sermayeli kuruluşlarla çalışmaktadır. Bu tüm ekonomisine tanımca önemli bir katkıdır. Bu tür firmalar vasıtasıyla biraz önce işaret etmeye çalıştığım çocuğumun daha iyi iş yerlerinde dijital alternatifleri değerlendirerek iş yapma şansını arttırdığıma inanıyorum. Sizler için de bu imkanın açık olduğunu görüyorum. Türkiye'ye ne kadar çok yabancı sermaye gelirse sanıyorum sizlerin de yarın öbür gün bu soruları terk ederek çalışma hayatında geçtiğinde sırada daha fazla, daha değişik yerlerde daha değişik imkanlarla iş yapma, iş bulma şansınız olacaktır, ümit ediyorum. Arkada Fenerbahçe forması giyen bir arkadaşımın olduğunu görüyorum. Ben de iyi bir Fenerbahçeli olarak bu arkadaşlarımla bekliyorum. Yani bir de şunu farkına varmanızı istirham edeceğim size. Aslında benim için buraya gelirken bir alternatif vardı. Lisbon'da olacaktım. Oğlum şu anda Lisbon'da. Ben de onunla beraber Lisbon'a gidecektim ama çok samimi söylüyorum. Burada sizlerle beraber olmayı tercih ederim. Sizlerin bana katacağı çok şey olacağına, olduğuna inanıyorum.
Ve ben aslında sunuşumu burada kesmek istiyorum. Çünkü yabancı sermaye konusunda söylenebilecek çok çok şey var. Ama benim yabancı sermaye olan ilgimi ortaya koyarak sanıyorum bir ufak bir açılış yaptım, ufak bir giriş yaptım. Tabii şayet kabul ederseniz. Başta da söylediğim gibi aslında bunun tek taraflı bir beyan yerine karşılıklı bir bildik tecrübe aktarımı şeklinde yürümesini istiyorum. Karşısındaki insan, gene en başta belirtmeye çalıştım. Ama hani biraz daha ne yapıldığından, kronolojik izmelerden bağımsız olarak değinmek gerekirse bir şeyler başarmış bir insandır. Bir şeyler başarmış bir insandır. Ve başlangıç noktası itibariyle bakıldığında mütevazi bir yerden gelen, mütevazi imkanlarla yola çıkan, bütün her şeyi de kendi kazanıp, kendi adaylarıyla bir şey yapmaya çalışan bir insan vardır karşımızda. Sanıyorum bahsettiğim sosyal sorumluluk projeleri, bahsettiğim iş başarıları beni sizlerin karşısında hitap edecek konuma getirebildi. Eminim aranızdan birçoğunuz bundan 15-20 sene sonra sizden daha genç, sizden daha sonra gelecek olan nesillere aynı hayatları yapmak şansına kavuşacaklardır. Bunun için olması gereken bir tane temel şey var. O da şu, rekabete hazır olmak, rekabetin gereklerini dürüst bir şekilde ve kendinizden bir şeyler vererek, ama gerçek anlamda kendinden bir şeyler vererek, yani çalışarak yerine getirmektir. Bunu yaptığınız takdirde, kendi şahsi geleceğinizden de, ailenizin geleceğinden de, ülkenizin geleceğinden de emin olabilirsiniz. Benim sunuşumu izin verirseniz burada bitireceğim ben. Ümit ediyorum, yeteri kadar soru sorarak bu konunun daha da değişilmesine, benim şahsi tecrübelerimi daha geniş şekilde aktarmasına imkan tanıyacaksınız. Beni bu noktaya kadar en azından sabırla dinlediğiniz için hepinize en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Sorularını beklemeye hazırım. Teşekkür ederim. Buyurun. Bana lütfen, bilmiyorum kayıtlar alınıyor ama ismini de söylerseniz çok makbul edeceğiz. Zorlayacak ve zorlamak da lazım. Yok, ben o kanaatimiz olmadığını söylemek zorundayım. Şöyle, adam demiş ki rekabetin gözünü seveyim. Yani bu çok belki vulgarize edilmiş ama doğru bir tespittir. Sözlerimin sonunda da olayı sizlerle bağdaştırmaya çalışırken rekabet içerisinde hareket edildiğinizi göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Rekabet hayatın gerçeğidir. Hayatımızın her döneminde bir rekabetle karşı karşıyayız. İş aleminde de bu rekabet vardır. Gelişmiş olan ülkelere bakın. Başta Amerika. Bütün gelişmelerini, ekonomik kalkınmışlıklarını bir zamanlar kendi kaynaklarını, başka ülkelerin kaynaklarını sömürmekle elde ediyorlar. Son zamanlarda, son özellikle 20 senede ekonomik gelişmeden anlaşılan şey verimlilik artışıdır. Verimlilik artışını sağlayan şey ise, itici güç ise rekabettir. Yeni keşiflerin, yeni icatların ortaya çıkmasının altında yatan tek şey rekabette mukayesenin üstünlüğe gelmektir. Şayet bu doğruysa, eğer bunu kabul ediyorsak, yerli yaşamımızın da yabancıyla rekabet içerisinde olmaya hazırlıklı bulunması zorunluluğunda kabul etmemiz gerekiyor. Yani yerli yatırımcıda, yerli iş adamında kendisi uluslararası ölçekte çalışıyormuş gibi şeffaflık anlamında, ölçülebilirlik anlamında, işin gereğinin doğru ve verimli bir şey yapılması anlamında, yapılması gerekenler ne varsa tespit edecek, onları yapacaktır. Başka çare yok. Katılmayabilirsiniz tabii ama bence böyle. Buyurun. Ben de işte kabul ediyorum öğrencisi. Çağlan Bey, tasarımcı sermaye.
işte siyasal iktidar ekonomik konjonktürden dolayı biz sermaye yabancı yatırımı sadece ülkedeki parayı alıp belli bir süre vadede yatırır ya da borsamızda kullanır, ondan sonra alır gider diye öğrenmiştik. Yalnız yaklaşık son 10 yıldan beri, yani iktidarla pek siyasal iktidarın olmasından ötürü yabancı yatırımlar da artıyor. Peki yabancı yatırımlar Türkiye'de hangi sektöre yatırım yapmayı planlıyorlar? Türkiye'de geride kalan yerli yatırımcının yatırım yapamadığı sektörler hangileri? Şimdi tabii şu anda da bunu son 10 yılda ilişkilendirmemek lazım. Yani son 20 yılda ilişkilendirmemek lazım. Türkiye 1950'li yıllardan beri doğrudan yabancı yatırımları çekmek için bir çaba ve arayış içerisinde. Belki son 10-15 yıllık bu dönemde bu çabaların daha bir bilinçli şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Ne yapıldı bu dönemde diye bakıldığında bir yatırım danışma konseyi kuruldu. Yatırım danışma konseyi dediğimiz zaman dünyanın en önde gelen 20-30 firmasının en üst düzeyindeki CEO dediğimiz insanları veya hemen onun altındaki insanlar Türkiye'ye çağrıldı. Senede 2-3 gün sadece Türkiye'nin problemleriyle alakalı, Türkiye'de daha fazla yatırım yapılması, daha fazla sermaye çıkılması yapılacaklarla alakalı kafa yormaları istendi. Yollar kanları çizildi. Ne yapıldı diye bakıldı. İşte kalkınma ajansları kuruldu, yatırım tanıtma ajansları kuruldu. Kanunlarımızda buna göre değişikler yapıldı. Türkiye'nin daha bilinçli bir şekilde yabancı yatırım çekmesiyle alakalı konular bir vizyon çerçevesinde ele alınarak uygulamaya geçildi. Şimdi yabancı yatırım Türkiye'ye hangi sektörlere giriyor? Bir defa yani binden fazla Türkiye'de Türk ortaklarla, Türk kurumlarla, Türk iş adamlarıyla yabancı yatırımlar arasında oluşmuş işbirliklerinde görev almış bir arkadaşımız olarak karşımda bulunuyorum. Yani Türk Telekom'un özelleştirmesinden Tekel'in özelleştirmesine kadar hemen bine yakın projede bazıları oldu, bazıları olmadı elbette. Görev almış bir arkadaşımız. Yabancı sermayenin tabii her firmanın da faaliyet gösterdiği sektörler var. Türkiye'de hangi sektörler varsa bu sektörlerin yabancı sermaye bakımından belli bir büyüklükte olmak kaydıyla bir, kayıt dışında bulunmak zorunluluğuyla iki. Bu iki varlığın olması halinde yabancı sermayenin yükseleceğini söyleyebilirim. Belli büyüklük Türkiye'nin çok temel problemlerinden bir tanesi. Maalesef bizim şirketlerimizin çok çok büyük bir bölümü Avrupa, Amerika ölçülerinde çok küçük firmalardır. Bir evlenme, yani yabancı ile evlenme, mergesinde kızışınız dediğim bütün bir işlemin gerçekleşmesi için bir minimum büyüklük vardır. Kişiden kişiye, yatırımdan yatırımcıya değişir. Ama minimum küçüklük vardır. Türkiye'deki firmaların çok çok büyük bölümü, yani %99'u belki Avrupalı ve Amerikalı bakımından bizim KOBİ tarif ettiğimiz büyük ülkedir. O bakımdan bunlarla ilgili olarak yabancı sermaye ilgisi çok fazla olmuyor. Onun için biz birçok hallerde başkanlığını yaptığım Arthur Anderson, Uluslararası Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nda da, daha sonra yine başkanlığını yaptığım Ernst & Young Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nda da, yerli firmaları sektörler bazından bir araya gelme, beraber çalışma alışkanlığını edinmeleri konusunda uyardık. Onlara yardımcı olduk, yol gösterici olduk. Yani şöyle söyleyeyim, mesela vergi kanunlarında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. İşte 5.420 sayılı kurumlar arası kanunu, sanki defterler buradalar vardı. Ondan da 5.520 sayılı kurumlar arası kanunu geldi. Bu kanunlarda yepyeni müesseseler, o kanunlara dayalı çıkarılan tepkilerde yepyeni düzenlemeler yapıldı. Sektörlerin bir araya gelmesi, bütünleşmesi sağlanmaya çalışıldı. İşte bölünmeler, birleşmeler teşvik edildi. Bunların vergisi kalması sağlandı. Hep bunlar belli bir amaca yönelik yapılan çalışmalardı. Sayılar, firma sayıları, firma büyüklükleri daha yukarılara doğru gitti. Bir. İkincisi, hocam beni bağışlasınlar, onların da muhatap eden laf etmek çok haddim, hakkım değil ama mağdur gördüklerinden ümit ederim. Türkiye'de muhasebede çok ciddi bir sorun vardır arkadaşlar. Muhasebe bir ölçme birimidir. Muhasebe bir yönetme birimidir. Çok önemli bir birimdir. Bu çok önemli bir birimin gereği ön şartta kayıt dışılığının olmamasıdır. Kayıt dışılık varsa
işi almıyordunuz. Neden bahsettiğinizi ortaya koyamıyordunuz. Böyle bir ortamda yabancı sermaye ne aldığını bilmediği için defa konuya korkarak yanaşıyor. Hiç oraya girmek istemiyor. Çok mecbur kalırsa ancak giriyor, belli noktada kesmek zorunda bırakıyor karşı tarafı. Bu iki sebeple Türkiye'de bazı sektörlerde, mesela bu anlamda perakende sektöründe, mesela bu anlamda Türkiye'de inşaat sektöründe, mesela bu anlamda Türkiye'de hizmet sektöründe yabancıyla ortaklık şeklinde bir işbirliğinin çok fazla gelişme şansının olmadığını düşünüyorum. Ama yeni gelişmekte olan sektörlerde büyük sermaye birikimi gerektiren, büyük uluslararası tecrübe gerektiren sektörlerde, örneğin işte telekom veya ona benzer altyapı, işte elektrik gibi sektörlerde yabancı sermayenin daha alabileceği çok fazla mesafe olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Bu bağlamda izin verirseniz muhasebenin önemini bir daha vurgulamak isterim. Türkiye'de yeni ticaret kanunuyla gerçekten henüz istediğimiz, beklediğimiz yerde olmamakla beraber muazzam bir gelişme sağlanmış. Yeni ticaret kanunu firmalarımızın kabul edilebilir, öğütülebilir işlemler içerisinde bulunmaları imkanı sağlanmıştır. Bu sıralarda olan sizler için çok büyük bir imkandır. Çok büyük bir fırsattır. Bundan sonuna kadar faydalanmanızı sizden daha tecrübeli birisi olarak şiddetle tavsiye ederim. Muhasebenin, denetimin geleceği çok parlaktır. Sektörde bulunan birisi olarak da bunu ilginize sunmak isterim. Bu konuda ben kartımı arkadaşlarıma paylaşırım. Hocalarıma da takdim ettim. Daha fazla bilgi almak isteyen herhangi biriniz varsa yardımcı olmaya amadeyim. Derken kısaca imkanlarının tanınması. Benim firmam çok büyük firma değil. 110 kişi falan çalışıyoruz. Tam anlamıyla bir partnership şeklindedir. Bu arkadaşlarımız vasıtasıyla işte vergi danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Bu firmada geri çalışma imkanları konusunda da eğer başvurularınız olursa bir tek şeyin sözünü verebilirim. Mutlaka değerlendirmeye alınacaksınız. Yani mutlaka bir mülakat tabi tutulacaksınız. Ama ondan sonra mülakattan sonrasında ne olacağını tabi takdir edersiniz. Ben de bir şey söyleyemem. Siz de bir şey söyleyemezsiniz. Ondan sonra size kalmış. Ama biliyorum hocalarım bu konularda size gereken eğitimleri veriyorlar. Diğer üniversitelerle tatlı bir rekabet içerisinde nasıl başarılı ulaşacağı konusunda sizleri yeteri kadar bilgilendiriyorlar. O bakımdan da onlara teşekkür olmanız gerektiğini tekrar belirtmek istiyorum. Yani bu öğleden itibaren aşağı yukarı üniversitedeyim. Ama inanın çok şey öğrendim. Öğrendiğim her şey beni daha çok mutlu etti. Buradan burayı özleyerek gideceğime emin olabilirsiniz. Tekrar buraya gelmek ve başkalarına gitmek için fırsat arayacağıma emin olabilirsiniz. Güvenilir liman kuralları içerisinde bu çerçevede Türkiye'de de
kurumlar vergisi kanununda bir değişiklik yapıldı ve dendi ki şayet bir yabancı fon Türkiye'deki bir portföy şirketi marifetiyle Türkiye'de yatırımda bulunmuşsa yatırım bundan ibaretse elde edeceği işte portföy kazançlarından yani kar paylarından elde edeceği efendime söyleyeyim kişisel avukatın kazançlarından Türkiye'de vergi ödeyebilecektir. Bu böyle bir şey var. Kurumlar vergisi kanunu 5.520 sayılı kanunun 5. maddesinin A bendi olarak yapılan düzenleme. Ama bu yabancı sermaye, bu anlamda yabancı sermaye çekmek isteyen bütün ülkelerin kanunlarında, bu anlamda kan kanunlarında da SFR, rules yani İngilizce tabir, Amerika'dan kaynaklanan tabir, Amerika'dan Hong Kong'a kadar birçok ülkenin vergi mevzuatında, Singapur'da dahi olan bir kural. Bilmiyorum şey oldu mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Öncelikle bu bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Marifet Serdeli İdari Bilmen Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, Zeynep Can. Sermaye yatırım açısından Türkiye'yi gelecekteki 10 yıl içerisinde nerede görüyorsunuz? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Yani Türkiye'de ne olacak yabancı şirketler açısından? Doğru soru. Şimdi Türkiye her halükarda önümüzdeki dönemde en azından 2011-2013 yıllarında çekmiş olduğu yaklaşık olarak 15 milyar dolar mesabesinde yabancı sermayeyi çekmeye devam edecektir. Türkiye'nin şu anda yavaş yavaş milli hasılası dolar cinsinden ne olduğunu bilen var mı? Bir rakam atan var mı? Çok kaba tabirlerle 100 milyar dolar mesabesinde. Çok kaba şeyler 600-700 milyar dolar mesabesinde. Şimdi Türkiye'de tasarruf eğilimi %12 mesabesinde. Demek ki senede Türkiye 60-70 milyar dolar yatırım yapıyor. Yani tasarrufların tamamen banka sistemin nasıl çalışmasıyla doğrudan dolayı ilgili. Doğrudan dolayı tüm tasarrufların yatırımda kullanılacağını varsaydığımızda Türkiye'de ödeniyle, kamusuyla yapılacak yatırımları 60-70 milyar dolardır. Buna ilave eden 15 milyar dolarlık bir kaynağın, yani kabaca %20 civarında bir kaynağın gelecek olması sanıyorum yani Türkiye'nin 60 milyar dolar yatırarak gayet az milli hasılasında %4 biraz sağlaması söz konusuysa bir 15 milyar doların önüne geldiğinde bir puan daha bir yatırım, bir büyüme sağlaması söz konusu olabilecektir. Biz bunun çalışmasını Koç Üniversitesi'nde hocalarımla beraber, adını şimdi hatırlayamadım, şöyle geçiyorum, yaptık. Ve bu gerçekten geçmişe dönük olarak ortaya kondu. Yabancı sermaye Türkiye'nin yıllık büyümesine %8 ile %10.2 oranında ek bir imkan sağlayabilir. Ha, bu hangi sektörlerde kendini gösterebildiğimizde son zamanlarda maalesef demek zorundayım. Gayrimenkul alanında yani bir daire, işte bina, arsa alıp satım anlamında çok ciddi bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Bunun arasında bir siyasi hedef evet olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü kanunumuzda bunları engellemeler de var aynı zamanda. Ama tabii gayrimenkul alanında yabancı sermaye girişi bana göre yani sıcak paradan biraz daha iyi belki ama doğrudan yabancı yatırımlar, o istihdam sağlayan, o teknoloji getiren, o efendime söyleyeyim ihracat İslam'a katkı sağlayan yabancı sermaye anlamında değil. Ondan daha kötü olduğunu düşüncesindeyim. Hangi sektörlerde olacak dediğinizde, gayrimenkul dışında hangi sektörlerde olacak dediğinizde sanıyorum yine büyük ölçüde ticaret sektöründe yabancı sermaye göreceğiz. Milli işlem alanında bazı gelişmeler olacak diye bekliyoruz. Ar-Ge konusunda yabancı sermayeyle konuşulan büyük yatırımları var. Büyük harcamaları var daha doğrusu öyle söyleyeyim şu aşamada. Onların ben yatırıma dönüşeceğini düşünüyorum yakın gelecekte. Enerji başta olmak üzere altyapıda da önemli yabancı sermaye gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ama yine Türkiye'nin en zafiyetlerinden bir tanesidir. Maalesef Türkiye'de yılda yabancı sermaye eliyle gerçekleştirilen greenfield dediğimiz yeni yatırımların adedi o kadar da fazla değildir. Tutarı da o kadar fazla değildir. Yani daha çok yabancı sermaye Türkiye'ye gelişi, biraz önce bahsettiğim gibi gayrimenkul
biraz önce bahsettiğim gibi hazır tesisler satın alma şeklinde oluyor. Bu kötü mü? Bu elbette değil yani. Bu elbette biraz yabancı sermayeden beklenen faydaları sağlamak anlamında iyi bir şey. Ama keşke daha fazlası yeni yatırım olarak gelse. Greenfield dediğimiz türden yatırım olarak gelse. Bu çok fazla olmuyor. Gene önümüzdeki o yıllık dönemlere büyük ölçüde bu Greenfield yerine mevcut tesislerin satın alınması. Ama bunda da özelleştirme olabilir. Ama işte efendim söyleyeyim, bilmem ABC şirketinin sahip olduğu 10 tane efendim barajın mesela yabancılara satılması şeklinde olabilir. O tür olacağını düşünüyorum. Ağırlıklı sektörlerde dediğim gibi altyapı sektörleri olacaktır. Liman yatırımlarında söz konusu olacaktır. Elektrik enerji üretiminde söz konusu olacaktır. Ve bir de ticaret sektöründe yeni yatırımlar bekliyorum. Bir de elektronik sektöründe bazı yatırımlar bekliyorum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bunları az çok için diyelim. Her neyse yabancı sermaye derneği başkanlığı bitmişse de bu üretimleri az çok için diyelim. Bu tür, bu alanlarda bazı girişimler olduğunu, çeşitli olumlu seviyelerde bulunduğunu biliyorum. Buyurun. Yani genç olduğunuz dönemenize gerek yok. Yani biliyoruz, gençim maşallah, belli görünüyor. Estağfurullah, hayat tecrübesi. Ben gördüğüm kadarıyla yabancı sermaye hem finans konusunda kolay yönden para kazanmak için geldiklerini tahmin ediyorum edindiğimiz deneyimlere göre. Yani bunlar istihdam sağlayacak şekilde, bir fabrika kuracak şekilde burada yatırım yapmak için gelmeleri açısından devletimizin almış olduğu herhangi bir önlem var mı? Finans konusunda, kolay para kazanmak konusunda gelenlere belli bir vergi, fabrika kurmak isteyenlere belli bir vergi şeklinde böyle bir çalışma var mı? Siz ne düşünürsünüz? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim soru için. Onu şöyle anlayayım. Yani Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancılar Türklerle tamamen eşit şartlara tabiler. Nasıl Osmaniye yatırımların teşviki bakımından 5. bölgede bulunan bir ülke olarak bir takım teşviklerden faydalanıyorsa bu yatırım yapan yerli de olsa yabancı da olsa fark etmiyor. Bu yatırımlar her hikayede yatırımcıya uygulanıyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı yerli yatırımcı da aynı. Rekabet bakımından da aynı şartlara sahip. Gidip burada yatırım yapabilir. Bizim bakımımızdan da sizle tamamen beraber en fazla tercih edilmesi gereken, en fazla desteklenmesi gereken, en fazla teşvik edilmesi, kovalanması, yakalanması, bir daha kaçırılmaması gereken yatırım bu. Bu tür yatırım. Ama bunu almak her zaman kadar kolay olmuyor. Bu bakım, bu tür yatırımlar bakımından ülkeler arasında inanılmayacak kadar büyük bir rekabet var. Yani o çok gelişmiş dediğimiz Amerika'nın bazı bölgelerinde adamların yaptığı bizim yaptığımızda kat kat üzerinde. Bir Hyundai olayı vardı. Hyundai fabrikasının Türkiye'ye veya Çek Cumhuriyeti'ne gitmesi arasında nasıl bir rekabet yaşandığını birinci elden biliyor. Ve sonuçta o yatırımı Çekler kazandı. Çek Cumhuriyeti yapıldı yatırım. Ve Türkiye maalesef kaybetti. Çünkü Çeklerin vermiş olduğu daha doğrusu özellikleri daha doğrusu kesinlikle yatırımları yapıp Türkiye'ye veremedi o zamanlar. Bu tür şeyler oluyor. Veyahut da tam aksine örnek vereyim. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde Ford fabrikasının tahsil eden artık sebebiyle yani ben yanlış anlamayın ne olur. Siyasete de girmek istemiyorum ama Türkiye Başbakanlığı Yüce Divan'da yargılanmaya götürdü. Koç'un sahibi olduğu diyelim. Ford fabrikasında yapılan ihracatlıkları milyar dolarları geçti. Çalışan insan sayısı ortada. Bu bir tarafa. Türkiye'de bu bankacılık sektöründe veya genel okulda finans sektöründe yabancı sermayenin payı var. Önemlidir de. Ama gene Türkiye'de benzer şartlara sahip olan ülkelerle bakıldığında onlarla kıyaslanabilir ölçülerdir. Bu sektörlerde de faaliyet gösteren yabancının sahibi olduğu şartlar yerli sermayenin sahibi olduğu şartlarla birebir aynıdır. Orada yabancı sermaye tanınmış bir istisna, tanınmış özel bir teşvik, özel bir itekleme yoktur. Kötü muamele de yoktur. Ama yok, eşitlik vardır. Şunu yapma imkanı yok. Yani onu yapma imkanı olmadığı görüldü. Ben işte Osmanlı yatırım yapacak yabancıyı istiyorum, bankalıdaki yabancıyı istemiyorum. Bunun yani öyle ben yani ikisini de söyleyeyim yani biz burada. McDonald's istemiyorum. Bunu söyleme imkanı yok.
ya hep ya hiç. Öyle olunca da Türkiye dünyadaki bütün ülke gibi ya hepten yana oluyor. Her sene UNCTAD diye Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşu var. UNCTAD tarafından yapılan ya da yayınlanan istatistikler var. Buradaki rakamlar, buradaki verilere bakıldığında hemen her yıl hemen 100'den fazla ülke o yıl kanununda, yönetmeninde, kararnamesinde daha çok yabancı sermaye çekmek için en az 100-150-200 tane tedbir uyguluyor. Kimisi yabancı vatandaş çıkıyor. Kimisi yabancıya bedava arsa veriyor. Kimisi yabancıya 20 yıl vergi istinad tanıyor. Kimisi yabancıya şirket kurmakta istinad tanıyor. Yani kolaylık gösteriyor. Gibi. Aklına gelecek ne tür istinad, teşvik müessesesi varsa yabancılara bunlar sağlanıyor. Türkiye'de bunlardan geri kalmamak durumunda eğer kalkınmasını, gelişmesini bir an önce sağlamak istiyorsak. Buyurun. Türkiye'de iki türlü beyin yıkama faaliyeti devam ediyor. Bir tanesi ekonominin kalkınması sadece yabancı sermayeye bağlıymış gibi. Diğeri de Avrupa Birliği alternatifi düşünülüyor. Fakat bunlar düşünürken Türkiye'deki başıboş bir iş tüketim ve tasarruflar var. Bunlar göz önüne alınmıyor. Fakat dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve ismini sayamadığım değişik ülkeler kesinlikle ulusal ekonomileriyle büyümüşlerdir. Ulusal ekonomilere sahipleşmiş durumdadır. Bu kadar yabancı sermaye özentisi, Türkiye ekonomisi, ülkemiz ekonomisi açısından söylüyorum, bu gelecek anlamda bir tehdit oluşturmaz mı? Güvenlik açısından bir zafiyet oluşturmaz mı? Dışa bağımlı mı? Teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim soru için. Eğer bir ülke ben kalkınmamı yabancı sermaye eliyle sağlayacağım diyorsa hayatın hatasını yapar, benim gördüğüm. Yani 4 yıl yabancı sermaye başkanlığı yapmış bir arkadaşım olarak söylüyorum. Böyle bir yanlış yapılamaz. Böyle bir yanlış vatan ihanetidir. Ama şu doğrudur. Ne dedik biraz önce? Dedik her sene Türkiye 60-70 milyar dolar tasarruf ediyor, yani kendi tasarrufları yapıyor. Bu kendi tasarruflarını elbette yatırımlara dönüştürmelidir. İlaveten 15 milyarlık buradan bir kaynak elde ederse son derece doğrultu yapar. Budur. Olması gereken budur. Bir de yani bu konuda yaklaşırken, yabancı sermaye konusunda yaklaşırken yani çok bilinen bir şey söyleyeceğim belki ama ben de çok fazla doğrultu isterseniz şey taraftarlıyım. Yani işte bu sıcak para, bilmem borsa yatırımları falan taraftarlıyım. Ama doğrudan yabancı yatırım dediğim zaman benim kafamda beliren insan türü şöyle. Benimle aynı kaderi paylaşmakları kol kola girmiş insan. Gerçekten adam gelip burada fabrikasını kuruyor. Gelip burada adam çalıştırıyor. Buradaki fabrikasını isterse kendi menfaat için olsa, buradaki fabrikasının ürünleri için araştırma yapıyor, geliştirme yapıyor, fiyat arıyor, lansman temin ediyor falan. Yani aynen benim gibi davranıyor. Benim kaderimi benimle paylaşmaya başlıyor. Benle beraber elini taşın altına koyuyor. Bu insan artık benim parçamdır. Bu anlamda bu adam da bana zarar gelmez diye düşünüyorum. Yani tabii ülkelerin birinci görevi kendi güvenliklerini her türlü tehditten beri kılmaktır. Her türlü tehdit uzağında tutmaktır. Burada oturan, şu an burada oturan herkes hangi yaşta olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun birinci olarak bu ülkenin refahını, güvenliğini göz önünde bulundurmak zorundadır. Hepimiz de bunu yapıyoruz zaten. Ama yabancı da sadece bize zarar vermek, yabancı yatırımdan bahsediyoruz tabii. Yabancı yatırımdan sadece bize zarar vermek için gelmiş birisi olarak anlaşılmamalı, öyle yorumlanmamalı. Bu tamamen karşılığı bin yaratma pozisyonu. Adamın parası var değil. Parası için bir güvenilir bir yer arıyor ve de kendi ülkesinde kazanacağından daha fazla bir kazanç sağlamaya çalışıyor. Benim de ihtiyacım var. Benim de şu lastiği, bu uçağı, efendim söyleyeyim, bu arabayı öğretme niyetim var. Orada benim insanlarla çalışma arzum var. Orada üretilecek uçak uçakları, arabaları, lastikleri başka bir ülkeye satmak niyetim var. O parasını getiriyorsa, ben de burada yerimi veriyorsam, insanımı veriyorsam, ne bileyim işte, o da kalınca ben de kalınca. Yabancı sermayede anlaşılması gereken budur. Ama her şeyi onlara bırak, o da olmaz. Yani Amerika limanlarını satmaya kalktığında, Arap yatırımından limanları aldığında Amerika'da hayır, kusura bakmayın ben limanları vermiyorum. Türkiye'de de yani şöyle söyleyeyim.
Türkiye'de bazı sektörlere uluslararası yatırım, bazı ülkelere ait uluslararası yatırımlar geldiğinde ihalelere en iyi fiyatları vermiş olmalarına rağmen özellikle ihalelerinde Türkiye'de hayır bu ihaleyi iptal ediyorum diyor. Bunlar deniyor. Teslimiyet bir zaman hiçbir yerde olmamalı, olmaz. Hangi konuda olursa olsun. Evet, son soruyu alalım böylece. Lafayon'un mali müşavirisi, bu yabancı yatırım konusunda Türkiye, dünya genelinde kaçıncı sırada ve doğrudan yabancı yatırımın Türkiye'ye neden fazla gelmediğini temel sebepleri ve en çok yabancı yatırım çeken ülkeler hangisi? Böyle bir bilgi verebilirsiniz. Emniyetle. Şu an itibariyle 200 milyar dolar yabancı sermaye portföyüyle Türkiye dünyada en çok yabancı yatırım çeken 22. ülke konumunda. Türkiye'ye en fazla yatırım yapan 3 ülke var. Bunlar İngiltere, Hollanda, Almanya. Almanya 1 numara. Almanya 1 numara, Hollanda 2 numara, İngiltere 3 numara. Hollanda yatırımının çok önemli bir kısmı aslında Amerikan yatırımıdır. Hollanda'yı sadece vergi olmaz halinde söyleyeyim. Türkiye'de Hollanda arasında malumane bir vergi anlaşması var. O vergi anlaşması Hollanda'dan gelen yatırımlara imkanlar sağlıyor. O imkanlardan faydalanmak sebebiyle Amerikalı yatırımlar yine Hollanda üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Hollanda iyi bir uluslararası yatırım merkezidir. Uluslararası holdingler için iyi bir merkezdir. İnşallah Türkiye'de yapılan düzenlemelerden sonra Sayın Defterler bu müdürleri beni doğrularlar. O hale gelmeye çalışıyor ama tabii alınması gereken mesafe var. Türkiye'de en fazla kurallar gelmiş olmasına rağmen uluslararası yatırım anlaşmazlıklarını takip kurallara kabul etmeye çok etmiş olmamıza rağmen alacağı sonuçlar emin olmadığı için bir de yargı sürecinin çok fazla zaman alacağını gözden tutarak Türk hukuk sistemine fazla gelmiyorlar. Hemen bununla beraber ikinci sebepten bahsetmem gerekiyordu. Biraz dinliği için orada dinli sırada yer verdim. Kayıt dışı ekonomi. Kayıt dışı ekonomi olduğu zaman yabancının rekabet etme şansı kalmıyor. Katma değer vergisi bir tarafta ödeniyor, bir tarafta ödenmiyor, 18. İşçi ücretlerinde bir taraftan gelir vergisi, 8-10 ödeniyor, bir tarafta ödenmiyor. %3-5-10 da oradan gelirse zaten bitti. Bu sebeplerle Türkiye yabancı sermaye konusunda mesafe almak yetersiz kalıyor. Bahsettim, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirme koordinasyon kurulu diye bir kurul varmış. Daha önce Ali Babacan başkanlığındaki, başbakanlık yardımcılığına bağlı bir kurul olarak çalışıyordu. Şimdi Ekonomi Bakanlığı, Zafer Çağlar'la bağlı bir kurul olarak çalışıyor. Yatırım ortamı iyileştirme koordinasyon kurulu hem sivil toplum hem kamu otoritelerine yılda en az 4 defa bir araya geliyor. Ve 10 ayrı konuda çalışmalar yapılıyor. 10 ayrı konuda yapılan çalışmaların bir kısmı bir defa genel amaç yatırım ortamını iyileştirme. Bu başlık altında işte kayıt dışı ekonomi, şirketlerin kuruluşu tasfiyesi, patent royalt gibi konular, o konulara geçen sorunlar ortadan kaldırılması, efendim söyleyeyim, kayıt dışı İslam üzerinde kiracılıkların azaltılması gibi o KOBİ'ler 10 ayrı konuda yapılan çalışmalarla Türkiye'nin cazibesini artırmaya çalışıyorlar. Tabii bu bugünden yarın olacak şeyler değil. Bunlar bir süreç. Bu sürecin sonu yok. Rekabet bakımından da diğer ülkelerde neler yapılıyorsa onlar takip edilir. Benzer müesseselerin Türkiye'de yapılmasına çalışılıyor. Türkiye artık şu aşamaya geldi. Birinci yatırımın cezbedilmesi hakkında birinci aşamada yapılan işlem yatırımcı kimsen gel. İkinci aşamada yapılan işlem proje hedeflemek. Türkiye diyor ki artık benim şu projem var. Kim daha iyi şartları verirse bu yatırımı ona vereceğim diyor. Üçüncü aşamada da Türkiye artık yatırımcı hedeflemeye başlıyor. Diyor ki işte bilmem ne fabrikasını kuracağım. Bununla alakalı dünyadaki teknoloji kimde atıyorum. ABC hizmetinde. ABD hizmeti gelirsen sen Türkiye'ye sana şu şartlarla şu imkanı vereceğim diyor. Türkiye buralara geldi artık. Sayın Çağlayan'ın, Zafer Çağlayan'ın yapmış olduğu çok uluslararası seyahatte yatırımlar bu amaçla toplantılara çağrılıyor. Onlarla bir araya gelinmeye çalışılıyor. Oldu mu? Buyurun efendim. Allah'ın ifade ettiği gibi tersi de olabilir. Yabancı sermaye gelince rekabet koşullarını unutuluyor. Tamam. Ama söyledik de mesela Telekom'da rekabet koşullarını unutuluyor. Sattıktan sonra kurumlar dedi, sivil derneği.
Şimdi sen bunu şöyle anlatayım bir daha, izin verirseniz. Şimdi bir defa bazı şeyleri söylemem lazım. Yani taraflı görüş olmasın diye söyleyeyim ona. Yeter bunu. Tabii tabii. Yani Türk Telekom benim müşterim olduğu için taraflı konuşuyor olabilirim. Onu anlatayım bir. İkincisi, 2006 yılında Türkiye'de kurumlar vergi büyüklüğü %33-30-20 haline geldi. Efendim? Şu anda 20. Şu anda 20 efendim. Evet. 33'tü 2005 yılında, 2006'da 30, 2006'dan sonra %20'ye indi. O dönemde Sayın Kemal Kubat'la, Maliye Bakanı'yla Yatırım Ortamı İletişim Koordinasyon Kurulu mensubu olarak, Vergi Konseyi mensubu olarak ve Yabancı Sermaye Derneği Başkanı olarak bu çalışmalarda bayağı görev aldım. Niçin %20'ye indirildiğini çok çok iyi biliyorum. Çok samimi olarak aradıklarına izin veriniz, konunun Türk Telekom'la hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Ama efendim? Herkese yararlandı. Herkese beraber o da yararlandı. Ama konu dışı yönü vardır. Türkiye'nin daha çok yabancı sermaye çekmesi için kurumlar vergisi tutumunun aşağı çekilmesi kabul edilmiştir. 120'ye indirilmiştir. Böylece toplam vergi yükü şu anda Türkiye'de gerçek işler milyar kazansalar toplam vergi yükü %35'tir. Yani gelir vergi %35'tir. Türkiye'deki bir kurumdan kar payı alan bir yabancı yatırımcının da ödeyeceği vergi %20 kurumlara vergi, geri kalan üzerinden %15 subaj olmak üzere %32'dir. %32'dir. Yani çok büyük arada fark yok. Bu adamın bir de Türkiye'deki kar üzerinden kendi ülkesinde vergi ödeyeceğini gözüne bulundurduğumuzda Türkiye'de yatırım yapması için hakikaten tatlandırıcıya ihtiyacı var. Bu tatlandırıcının kendine verilmesi için kurumlar vergisi yükü, kurumlar vergisi oranı %30'dan %20'ye indirilmiştir. Olayın derdi arkasında çok çok iyi bildiğim için ve bu samimi ortamda da bütün açıklamaları samimi olarak yaptığım için lütfen beni anlayışla karşılayın. Evet doğru. Yani son derece doğru efendim. Yani sonuçta burada bahsettiğim bir şeffaflık, saydamlık değil mi efendim? Şeffaf saydamlık. Aslında hepimizin çok fazla çaba sarf etmesi, özellikle muhasebeyle ilgilenenlerin çok fazla çaba sarf etmesi gereken alanlara karşı saydamlık. Birbirimize karşı çok samimi, birbirimizin gözünün içine bakarak konuşabiliyorsak zaten mesele müziğe sadece halletmiş oluruz. Evet. Büyük onur verdim, büyük keyif verdim. Hepinize milletlerim, sağ olun, var olun. Efendim çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sayın Şaban Erdikleri tabii sahneden uğurlamadan önce günün anısına plaket takdim etmek istiyoruz kendisine. Sayın Şaban Erdikleri plaketi takdim etmek üzere valimiz Sayın Ali Çağlar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Sayın Mali programımız burada sona ermiştir, arz edelim.